Şimdi iki ilimizi il olmaktan çıkarıyorlar. Hakkari ve Şırnak. Niçin? Güvenlik gerekçesiyle. Ne olacak? Hakkari'yi Yüksekova'ya taşıyacağız. Şırnak'ı da Cizre'ye taşıyacağız. Bir devlet, ben ülkemin şu bölgesinde güvenliğimi sağlayamıyorum, güvenlik sağlayamıyorum diyemez arkadaşlar. Dediği andan itibaren devlet olarak bitmiştir zaten. Hükümet olarak bitmiştir. Şunu kabul ederim. O iki il gene kalır. Ama siz Yüksekova'yı da il yaparsınız. Cizre'yi de il yaparsınız. 81 ilimiz olmaz, 83 ilimiz olur. Ama meclise kanun getirip ben bunların güvenliğini sağlayamıyorum, o nedenle illeri buraya taşıyacağım. Bu kendi vatandaşına güvenmemek demektir arkadaşlar. Ben Hakkari'ye de güveniyorum, Şırnak'a da güveniyorum. Orada yaşayan vatandaşlarıma da güveniyorum. Terörden en büyük acıyı onlar çektiler. En ağır bedelleri onlar ödediler. Yerlerinden yurtlarından oldular. Biz ayrılığı gayrılığı bir tarafa bırakmak zorundayız. Bir yere il yaptıysanız geri adım atmayınız. Orada bizim bayrağımız dalgalansın. Orada bizim okulumuz, bizim vatandaşımız huzur içinde işine gitsin gelsin. Oranın da valisi olsun, oranın da kaymakamı olsun, oranın da üniversitesi olsun. Yüksekova'da da üniversite açalım. Cizre'de de üniversite açalım. Ama neden kapatıyoruz? Bütün kamu kurumlarını da başka bir merkeze taşıyoruz. Güvenlik nedeniyle olmaz arkadaşlar. Olmaz. Sayın Binali Yıldırım'a çok samimi çağrı yapıyorum. Gelin 81 değil 83 il yapalım. Dolayısıyla güvenliği bu bağlamda alabiliyorsanız nasıl Şırnak'ı il yaptınız? Kimse itiraz etti mi? Etmedi. Bir başka ili kaldırdınız mı? Hayır. Yüksekova'yı il yapalım. Cizre'yi il yapalım. Hakkari de il olsun. Şırnak da il olsun. Niçin olmasın? Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkede yaşayan vatandaşların tamamı bizim vatandaşımız. Vatandaşımıza güveniyor muyuz? Sonuna kadar güveniyoruz. O nedenle bu çağrımı son olarak ifade edeyim. Hepinize teşekkürler, saygılar sunuyorum arkadaşlar.